Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bir önceki videoda yapılış aşamalarını anlatmış olduğum kare motifleri farklı geometrik desenler oluşturarak nasıl birleştirileceğini göstereceğim. Umarım sizler için faydalı bir video olur ve birleştirme yöntemini istediğiniz tüm motif desenlerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu motifin yapılış aşamalarını ise videomun açıklamalar bölümündeki birinci video linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ve motifi birleştirmeden önce yapacağınız geometrik desenin şemasını ön hazırlık olarak yapmanız gerekiyor. Şu şekilde bakın kareler yaparak motifi birleştirebilirsiniz. Yani buradaki koyu pembe renkler bu şekilde baktığımız zaman kare bir desen oluşturuluyor birinci 4 motif daha sonra yan tarafa geçerek aynı geometrik deseni tekrar oluşturacağız elimde farklı renklerle aynı model var buraya bir tane daha yani beyazdan önceki son sıraya baktığımız zaman kare bir desen oluşmuş oluyor ya da şu şekilde bütün koyu renkler aynı yöne bakacak şekilde şöyle şu şekilde bakın bütün L biçiminde hepsi sağ tarafa doğru bakıyor. Bu şemayı hazırladıktan sonra motiflerin birleştirmesini yapmaya başlayabilirsiniz ve birleştirmeyi yaparken 2.75 mm kullanacağım. En son ki yapmış olduğum beyaz renk ile de birleştirmeyi yapacağım ve ben size birleştirmeyi gösterirken şu şekilde kareler oluşturarak birleştirme yöntemini göstereceğim ve motifleri birleştirirken öncelikle projenizde kaç tane motif varsa tek sıra halinde bu şekilde bir birleştirme yapacağız arkadaşlar buradaki birleştirmeleri yaptıktan sonra aşağıya doğru ineceğiz ve ikinci sıranın motiflerini birleştireceğiz ipi hiç kopartmadan şu şekilde şemayı bozmadan yan tarafa doğru alıyorum. Ve birinci motiften başlayalım. Bu şekilde bir kenar yapacağımız için iki tane kenarı yaptıktan sonra motifi birleştirmeye başlayacağız ve bu iki kenar yapabilmek için de şu köşeden ipimizi sabitleyerek başlayalım. Oluşturacağınız geometrik desene göre köşesini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 iki tane ikili trabzan yapalım. 1 zincir ve sonraki boşluğun içerisine 3 ikili trabzan. 1 zincir sonraki boşluklara da aralarında bir zincir ile her boşluğun içerisine 3 trabzan yaparak köşeye kadar devam edelim. zincir köşeye 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan yapalım 1 zincir ve şimdi diğer köşeye gelene kadar, tüm trabzan gruplarının ortasına 3 ikili trabzan yapacağız ve trabzan grupları arasında da bir zincir yapalım. Köşeye geldiğimiz zaman bir zincir boşluğun içerisine 3 ikili trabzan Köşelerde 3 zincir kullandığımız için 3 adet zincir yaparak sonraki motifi bu şekilde birleşmesi gerekiyor. Fakat bu birleşmeyi sağlamak için şöyle alıyorum. Bakın şu an ters gibi görünüyor arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkarttığımızda motifin yönü düzelmiş olacak. İkinci motifin köşesine 3 tane ikili trabzan yapalım. ve 3 ikili trabzanı yaptıktan sonra yönünü çeviriyorum kaldığımız yerden devam edeceğiz Ve şu anda buradaki bakın 1 ve yapmış olduğumuz motifteki birinci kenarlar karşılıklı oluşmuş oldu. Şu şekilde üst üste koyuyorum bir arkadaki motifin bir zincir boşluğundan sık iğne yaparak burayı birleştiriyorum. İki trabzan ortasına geçiş yaparak üç tane ikili trabzan trabzan gruplarının özellikle karşı karşıya olmasına dikkat edelim arkadaki bir zincir boşluğundan sık iğne ve önümüzdeki motifin iki trabzan ortasına 3 ikili trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz son boşluğa da trabzan grubunu yaptım ve arka taraftan sık iğne ile burayı sabitlemiş olduk şu an motifimiz bu şekilde ilk birleştirmeleri sağlamış olduk elimizdeki motifin köşesine 3 trabzan köşelerde 3 zincir yaptığımız için önce birincisini yapıyorum. Arkadaki motifin köşesine sık iğne ile burayı sabitliyoruz. Kalan 2 adet zinciri yaptım. Ve şimdi ikinci motifin köşesinden devam ediyoruz. 3 trabzan. ve böylelikle motifimizin ilk iki tanesini birleşmiş birleştirmiş olduk. Şimdi buradaki kenarda yine ara boşluklara 3 trabzan yapacağız. Her trabzan grubu arasında bir zincir. Köşeye 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Daha sonra üstteki kenara geçerek boşluklara 3 trabzan yaparak diğer kenara kadar yapmaya devam edeceğiz buradaki koyu pembe rengi diğer alttaki iki motifi de birleştirdiğimiz zaman birinci kare desenini oluşturmuş oluyoruz. Şimdi biz diğer motiflerin birleştirme yapmasına geçebilmemiz için aynı kare motifi devam ettirebilmemiz için şemayı gözümüzün önüne almamız gerekiyor. Bakın bu sefer burada da ikinci kare desenini oluşturmamız gerekiyor. Yani şu şekilde Burası ilk iki motif birinci kare deseni. Daha sonra ikinci kare deseni. Sürekli buradaki en son yaptığınız koyu renklerin kare olacak şekilde motifleri birleştirmeye devam edebilirsiniz. Ve buradaki motifin bu şekilde yukarıya gelebilmesi için öncelikle şöyle önüme alıyorum ve bunu yukarıya doğru çevirdiğimiz zaman bakın buradan birleştireceğiz ve böyle çevirdiğimiz zaman ikinci kare motifin kenarını yapmış olacağız. Köşeye 3 trabzan ikinci motifi birleştirirken yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. Sadece dediğim gibi son sıradaki oluşturmak istediğiniz geometrik desene göre motiflerin yönünü belirleyeceksiniz. Motifin köşesine 3 trabzan yönünü çeviriyorum. Ve trabzanlar karşılıklı olacak şekilde ara boşluklardan birleştirmeye devam ediyoruz. Trabzan grupları mutlaka karşılıklı olmalı arkadaşlar. Motifin köşesine de 3 trabzanı yaptım. 1 zincir ve arkadaki motifin köşesine sık iğne. 2 zincir ile birleştirmeye devam ettiğim motifin köşesine 3 trabzan ve 1 zincir ile L biçimi olarak trabzan gruplarını yukarıya doğru de yapmaya devam edeceğiz. Buradaki son motifi de yaptıktan sonra ikinci kareyi oluşturabilmek için bu şekilde birleştirme yapacağız. Yani iki iki şeklinde elinizdeki projenin büyüklüğüne göre motifleri bu şekilde üst üste birleştirmeye devam edebilirsiniz. Şu an dört tane motifi birleştirdim. Ve bu birleştirmeyi yaparken dikkat edeceğiniz en önemli nokta Projenizdeki motif sayısının çift sayı kadar olması gerekiyor arkadaşlar. Yani birleştireceğiniz motif sayısı 6, 8, 10, 12, 14 şeklinde olmalı. Yoksa buradaki kare desenlerini tam olarak oturtamazsınız. Ekranın sol üst köşesinde bu motiften örmüş olduğum bebek battaniyesinin resmini inceleyebilir, ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ve bakın bu görmüş olduğunuz resimde toplam 8 adet motif yaptım enine ve boyuna fakat videonun başında göstermiş olduğum diğer geometrik desen için böyle bir zorunluluk yok istediğiniz sayı kadar motifi birleştirebilirsiniz yani bütün yönler aynı hizaya bakarak bir motif oluşturmak istiyorsanız tek sayı ya da çift sayı kadar da yapabilirsiniz Evet dördüncü motiften sonra 1 <laughs> zincir köşeye 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan yapalım Ve şimdi iki motifin birleştirme noktasına gelene kadar tüm ara boşluklara aralarında bir zincir ile 3 trabzan yapacağız bir zincir motifin köşesine 3 trabzan bir zincir 3 zincir boşluğuna sık iğne bir zincir ve sonraki motifin köşesine 3 trabzan burayı da bu şekilde kapatmış olduk. Bir zincir ile diğer köşeye gelene kadar yapmaya devam edeceğiz. Köşeye 3 trabzan, 1 zincir, 3 zincir boşluğuna sık iğne, 1 zincir, sonraki köşeye 3 trabzan ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman şimdi ikinci sıranın motiflerini birleştireceğiz ve birinci kare desenini bu şekilde oluşturmuş olacağız ve burada geometrik desenlerin yönü çok önemli arkadaşlar. Özellikle dikkat edelim. Bu görüntüyü kazandırabilmemiz için şu şekilde motifi yan tarafa alıyoruz ki burayı çevirdiğimiz zaman bakın karenin birinci kenarı oluşmuş olacak. köşeye geldik ve 3 trabzan 3 zincir diğer motifin yönünü hiç bozmadan köşesine 3 ve hemen şu şekilde birleştiriyorum. Karşılıklı köşeler birbirine gelecek şekilde ilk bir ve ikinci motifi birleştirirken yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar ederek köşeye kadar birleştirmeyi yapacağız. Şu şekilde birleşmiş oldu. köşeye geldiğimiz zaman 3 trabzan. Burada bakın tam orta noktada yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine önce bir zincir iki motifin birleştirme noktasındaki sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne bir zincir ve motife kaldığımız yerden devam ederek köşesine 3 trabzan köşenin birleşimine de bir bakalım şimdi diğer köşeye gelene kadar yan yana orta boşluklara trabzan gruplarını yapmaya devam edeceğiz köşeye geldiğimiz zaman buradaki Birinci tam kareye oluşturabilmemiz için ikinci motifi yaparken yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Bakın buradaki koyu renkli köşeler mutlaka bu şekilde gelmesi gerekiyor. Ki motifi birleştirip de çevirdiğimiz zaman tam kare oluşabilsin. Köşeye 3 trabzan. 3 zincir birleştireceğimiz motifin köşesine 3 trabzan yönünü hiç bozmadan karşılıklı boş alanlardan köşeye gelene kadar birleştirmeyi yapmaya devam edelim. Alt kısmı birleştirdik. Şimdi yan tarafla da birleştireceğiz. İkinci sıranın ikinci motifini yaparken aynı anda iki kenarı da birleştirmiş olacağız arkadaşlar. köşeye 3 trabzan Hemen bakın şu ara boşluğa geliyorum ve burada 3 motifin kesişme noktasına önce bir zincir yapalım kesişme noktasına sık iğne bir zincir Kaldığımız yerden devam ederek köşeye 3 trabzan. Bu alanı birleştirdik ve otomatik olarak üst tarafa geçiş yapmış olduk. Şimdi buradaki ara boşlukla birleştireceğiz. karşılıklı trabzan gruplarını yaparak boşlukların içerisinden birleştirme yapmaya devam edelim. Yapmaya devam ettiğimiz motifin köşesine 3 trabzan. Tam köşe noktaya geldiğimiz için sonra gelen iki motifin birleştirme noktasındaki sık iğnenin tepesine bir zincir yaptıktan sonra tekrar sık iğne bir zincir ve mevcut motifin köşesinden sol tarafa doğru her bir boşluğun içerisine trabzan gruplarını yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. İkinci motifi de bu şekilde görmüş olduğunuz gibi birleştirmiş olduk. Ve bu köşeye geldiğimiz zaman bir sonraki motifi birleştireceğiz. Şu an farklı renkle görmüş olduğum motif üzerinden göstereceğim. Bu motifi birleştirirken de tekrar burada Son sıraları takip edin lütfen. T kare oluşturduğumuzu düşünecek olursak bu noktaya geldiğimiz zaman, bakın bu sefer köşeler ters olmuş olacak. Yönünü birleştirdiğimiz zaman bu şekilde olmuş olacak. Yani birinci karede buradaki köşeler yan yana geliyordu. Fakat bu motifi birleştirirken baktığımız zaman aslında yine buradaki köşelerde hep yan yana gelmiş oluyor ve yönünü çevirdiğimiz zaman da buradaki kare deseni tamamlanmış oluyor. Diğer motifi de aynı şekilde birleştireceksiniz ve son noktaya geldiğimiz zaman buradan trabzanları yapmaya devam edeceğiz. İkinci sıranın dördüncü motifini de bu şekilde birleştirdik ve şimdi birinci sıradaki motifle birleştirmeye geldi ve son sık iğneyi yaptım köşeye 3 ikili trabzan bir zincir arkadaki motifin köşesine sık iğne 2 zincir ve mevcut motifle devam ediyoruz köşesine 3 trabzan bu iki motifi de bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi diğer köşeye gelene kadar yan yana trabzan gruplarını yapalım. Aralarında bir zincir ile aslında motif birleştirmemiz tam olarak kurulmuş oldu. Artık birinci sıradaki motifleri birleştirirken yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. köşeye geldiğimiz zaman 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan ve artık ikinci motif sırasının üst kısmını tamamlarken de birinci sıradaki motiflerin üstünde yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz köşeye kadar her bir trabzan grubunun ortasına 3 trabzan köşeye geldiğimiz zaman 3 trabzan, 1 zincir, orta boşluğa sık iğne, 1 zincir ile diğer motifin köşesine geçiş yaparak 3 trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Elinizdeki projedeki bütün motiflerin bittiğini varsayarak son sıranın motifinin de sıra sonuna geldiğiniz zaman bir kenarı açık kalmış olacak ve motiflere başlamış olduğumuz yer. Buradaki kenar da şu anki yapacağımız kenar gibi farklı hiçbir işlem yapmadan son motifin köşesinden itibaren sıra sonuna kadar bu ikinci beyaz sırasını da tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve iki sırayı tamamladık. Bu şekilde bakın iki tane kare oluşturduk. Diğer motifleri de birleştirirken aynı geometrik desenlere dikkat ederek motiflerinizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi videomun başında göstermiş olduğum buradaki son koyu renk sırasının hepsi aynı yöne baktığı zaman nasıl bir birleştirme olacak bir de ona bakalım isterseniz. Evet arkadaşlar 3 motif kullanarak koyu pembe renk sırasının köşelerinin hepsi sol tarafa bakarak oluşturmuş olduğumuz motif birleştirmede de desenler bu şekilde görünüyor. İstediğiniz motif birleştirme yöntemini ve geometrik desenini projelerinizde uyarlayabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek. Lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.